Evet, 30 dakika başladı şu anda karşımıza. Profesör Doktor Taner Akçam var. Taner hocam merhaba. Merhabalar, iyi günler. Sağ olun. Hocam şimdi sizinle ben bugün bu yayında Türkiye'nin bölünme sendromunu ve Osmanlı tecrübesini konuşmak istiyorum. Neden bu konu? Çünkü bir süre önce HDP'li Ayhan Bilgen bir açıklama yaptı, bir röportajında dedi ki Osmanlı'nın yaptığı hatalar tekrarlanıyor. Türkiye bölünebilir dedi. Dolayısıyla bu konu tekrar gündeme geldi. Türkiye'nin gündeminden asla düşmüyor bu bölünme sendromu meselesi, Kürt meselesi üzerine. Ama Türkiye'nin bu en azından bu topraklar üzerindeki yaşayan insanların hafızalarında, yani en azından tarihinde önemli bir tecrübe var. Osmanlı tecrübesi. Osmanlı bölündü, parçalandı, darmadağın oldu. Dolayısıyla Osmanlı tecrübesi bize ne anlatıyor? Buradan hareketle devletin Kürt politikasına yaklaşımında ülkeyi bu politikalar böler mi? Bütün bunları konuşmak istiyorum hocam sizinle. Evvela Ayhan Bilgen'e katılıyor musunuz? Öyle diyeyim. Osmanlı'nın son döneminde yaptığı hatalar şu an Türkiye'de yapılıyor. Türkiye bölünebilir ifadesine katılıyor musunuz? Yani hata kelimesi doğru bir kelime mi tam emin olamadım ama doğruyu söylüyor. Anlatmak istediği bir tehlikeyi engellemek adına gündeme getirilen bazı politikaların kendisinin o tehlikeyi bizzat ortaya çıkarttığı Osmanlı'nın 19. yüzyıl dramı budur. Yani o politikalar sonucu. Peki Osmanlı bu nerede hata yaptı? Hangi yanlış politikalar sonucunda bölünmeyi tetikledi ki? Ama gerçi ulus devlet rüzgarları da bir taraftan esiyordu. Ama o boyutun dışında yaptığı politik hatalar nelerdi? Şimdi aynen söylediğiniz gibi asıl problem tabii imparatorluklardan ulus devletlere geçiş sürecinde Osmanlı çaresiz kaldı. Ve çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli bir imparatorluk olduğu için bünyesindeki ulusların hepsinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı. Bu anlamda da kaçınılmazdı parçalanması gibi genel şeyler söyleyebiliriz. Fakat bugüne ilişkin anlamı ne onun derseniz çok basit aslında. Bir ülke toprakları üzerinde yaşayan insanların din, dil, kültür farklarına rağmen eşit vatandaş olup olamayacakları. Soru bu kadar basit. Osmanlı bünyesindeki Hristiyanlarla Müslümanların eşitliğini sağlayamadı. Onları eşit vatandaşlar yapamadı. Şu anda Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtleri eşit vatandaş yapamıyor. Ve Türkler de Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan Türkler de öyle çok fazla Kürtlerle her düzeyde eşit ve eşdeğer yaşama arzusu göstermiyorlar. Asıl problem orada. Evet, yani Osmanlı'daki yani bu mesela Ayhan Bilgen diyor ki otoriterliğin ortaya çıkarttığı durum dağılmadır. Yani Osmanlı yani bu demokratik taleplere karşı otoriterleşmeyle bu talepleri karşılayamaması sonucu mu dağıldı diyor. Çünkü demokratikleşmenin de getireceği bir dağılma tehlikesinden de bahsediliyor karşı görüş olarak. Zaten bunu biliyorsunuz 19. yüzyıl tarihi boyunca hele 20. yüzyılın başında İttihat ve Terakki Partisi'nin içerisinde merkeziyetçiler ve ademi merkeziyetçiler olarak bolca Türk yönetici eliti tartıştı. Ana problem şuydu, Hristiyanlar eşit ve eşdeğer vatandaş olmak istiyorlardı. Yani bir takım sosyal ve siyasi eşitlik, özgürlük, reform talepleri vardı. Şimdi bu reform taleplerini karşılamanın iki yolu var. Birinci yolu bu hakları verirsiniz. Bu tabii ki merkezin birazcık zayıflaması ve yerel yapıların biraz güçlendirilmesi demektir. İkincisi de ya ben şimdi elimdeki gücü yerel yapılara, yörelere dağıtırsam parçalanırım korkusudur. Onun için ne yapıyorsunuz? Demokratik talepleri, yerinden yönetim gibi veya yönetime katılmak gibi talepleri
bir tehdit olarak algılıyorsunuz. Onun için de daha merkeziyetçi önlemlerle bunun üzerine gidiyorsunuz. Ve sonuçta sıkarak ülkeyi bir arada tutabileceğinizi zannediyorsunuz. Ama bu da dağılmayı getiriyor kendisine. Peki şöyle bir örnek. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Örneği alayım, arkadan bir soru soracağım. Yani örnek şu, başından 1804 diyelim, Sırp ayaklanması, daha sonra Yunan ayaklanması veya 1850'lerde Lübnan olayları, 1868 Girit olayları ve en son diyelim ki en bilinen, belki Türkiye'de bilinen örneğiyle Ermeniler ve en önemlisi Araplar örneği. Hiçbir zaman bu topluluklar, Araplar örneği çok çarpıcıdır, ayrılıp ayrı devlet kurulmasını falan istemediler. Hocam ne diyorsunuz? Ayrı devlet olmak istemediler. Hayır. Arapların hiçbir zaman ayrı devlet olmak talebi yoktu. Yeteri kadar aklı başında önderleri vardı Arapların. Ve hepsi de biliyorlardı ki, bunu yazdılar, söylediler, çizdiler. Eğer bağımsız olmaya kalkarlarsa, emperyalist devletler kendilerini yutarlar. Onun için yutulmamak için Osmanlı Devleti içerisinde merkeziyetçiliği biraz gevşetecek, kendilerine dil ve kültür özellikleri verecek talepler istediler. Mısır'da kurulan ilk derneklerinin adı bu. Daha sonra Lübnan'da kurulan, Suriye'de kurulan bütün derneklerinde Arapların istedikleri o kadar basit şeyler. Ne istediler o zaman? Örneğin okulumuzda çocuklar Arapça okusun. Örneğin. Yani o zaman Arap coğrafyasındaki çocuklar Arapça okumuyorlar mıydı okullarında? Türkçe okullarda mecburi dil haline getirilmişti. Örneğin Abdülhamit döneminde sınırlı bir biçimde uygulamaya başlamıştı ama sonradan ortadan kaldırıldı. Türkçe, Arapça bilmeyen memur atıyor. Mahkemelerde Arapçayı kullandırtmıyor. E şimdi yani dünyanın en sıradan, en makul, en akla gelebilen önerisi, ya kardeşim şuraya Arapça bilen bir memur ata. Hocam orada bir parantez. Osmanlı hep mi böyleydi? Sonradan bu Türkçe meselesinde böyle bir dayatmaya girdi. Yani imparatorluklarda real bir şey değildi ki bu. Sonradan bu sürece girdiler ama o da işte 2. Mahmut'la birlikte başlayan merkezileşme süreciyle birlikte. Yani şimdi burada teorik olarak imparatorluk ve ulus devlet ayrımları üzerine çok detaylı tartışmaya gerek yok. Ama imparatorluk bugün bizim anladığımız anlamda bir merkezi otoriter bir devlet değildi ki. Yani düşünün, İstanbul'dan Suriye'ye atla gidebilmeniz zaten 2 ay sürüyor. Yani 2 ay sonraki bir yeri merkezi olarak yönetebilme şansına sahip değilsiniz. Yaptığınız şey oluyor, ya padişahlar bunu yaptılar zaten. Ya yılda bir sefer bize işte şeyi versinler, vergiyi versinler. Cuma hutbelerinde de padişahın adını okusunlar, yeter. Yani gerisine karışmadı ki zaten Osmanlı. Hiçbir zaman yerel yapılara bu anlamda müdahaleci olmadı. Ama ne zaman ki merkezileşme, yani merkezi bir vergi sistemi yaratma, merkezi bir askerlik sistemi yaratma ve merkezi bir eğitimle ortak bir kültür yaratma problemi 19. yüzyılla birlikte ortaya çıktı. Mecburen bu merkezileşmeyle birlikte Osmanlı da bu sürecin içine girmiş oldu. Ve o sırada zaten cevap veremedi taleplere. O zaman talepler başlangıçta biz ana dilimizde Arapça eğitim almak istiyoruz. Bize göndereceğiniz memurlar Arapça bilsin. Buydu. Bu kadardı talep. Doğru mu? Bu kadar basit. Bu kadar basitti. Ermenilerin taleplerine bakın. Yani Türkiye'deki bu milliyetçi dar görüşlülükten, bu gözlerimizi boyayan yalanlardan kurtulsak, örneğin Ermenilerin en önemli taleplerinden birisi asker olmak istiyoruzdu. Askere alınmak istiyoruz diyorlardı. Çünkü İslam hukukuna göre 19. yüzyılda Ermeniler askere alınmıyorlardı. 1839 Tanzimat Reformu'ndan sonra en azından 19. yüzyılda 6-7 tane reform yapıldı
Ermenilerin ve Hristiyanların askere alınması konusunda. Ama kültür olarak mümkün değildi. Allah 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 diye cephede savaşan bir askerin yanına, İslam adına savaşan bir askerin yanında bir Hristiyan askerini koyabilmek büyük bir kültürel problemdi. Ve onun için de müsaade ettiler Hristiyanların asker olmamalarını. Mecburi hizmet Müslümanlara aitti. Ve daha sonra bu kötü bir biçimde Hristiyanlara karşı bir argüman olarak da kullanıldı. Biz Müslümanlar cephelerde ölürlerken bu Hristiyanlar falan diye. Adam istediği sen askerlik yaptırmadın. Evet. Evet ama istediği askere alınmaktı. Yani bir Osmanlı Müslümanının hakkı neyse bana da aynı hak verilsin diyor. Eşit haklar. Eşit haklar. Bu kadar basitti. Bu kadar basitti talepleri. Peki. Ama bu talepler yerine getirilmediği için bastırıldıkça ayrılıkçı ekip güçlendi tabii ki. Peki bu Ermeni konusunda böyle Arap coğrafyasında böyle. Peki Balkanlar için de durum böyle miydi? Aynen yani böyle. Bulgarlar, Sırplar, yani Makedonlar, onlar da başlangıçta bir bölünme gibi bir şeyle başlamadı mı süreç? Yoksa aynı Arap coğrafyasındaki gibi bir paralel mi işledi? Bakın sonuçta buraların yani Türkiye'nin bugünkü halde dahil parçalanma engellenip parçalanma diyoruz da sonuçta kendilerini baskı altında hissetmiş toplulukların kendi kaderlerini tayin etmeleri gibi bir süreç var aslında. Yani bu engellenebilir miydi bilemiyorum. Böyle bir engellenme mutlaka olurdu gibi iddialı bir lafta söylemek gereksiz. Fakat Sırpların da, Bulgarların da, Yunanlıların da başlangıçtaki istekleri sosyal reformlardı. Azınlıktaydılar milliyetçi eğilimler. Yani Sırp milliyetçisi, ayrı devlet kuracağım diyen Sırp milliyetçisi, ayrı devlet kuracağım diyen Yunan milliyetçisi, ayrı devlet kuracağım diyen Bulgar milliyetçisi hiçbir zaman ilk dönemlerde çoğunluk değildiler, azınlıktılar. Köylüler sadece ve sadece toprak istiyorlardı, az vergi vermek istiyorlardı, tahsildar zulmünden kurtulmak istiyorlardı ve bir takım kültürlerine, dillerine ilişkin hakların tanınmasını istiyorlardı. Zamanla bu sertleşme yaşandı. Evet, çok ilginç bir şeyden bahsettiniz. Gerçekten ben bunu bilmiyordum açıkçası. Yani olayın önce masum taleplerle, yani masum, evet masum, kendi insani en temel talepleri, kendi dilinde eğitim istiyor. Kendi coğrafyasına kendi dilini bilen memurlar atamak istiyor, gelinmesini istiyor. Ama bunlar reddediliyor Osmanlı coğrafyasına. Beraberinde isyan hareketleri de başlıyor. Evet, hatta orada da kalmıyor. Yani asıl 19. yüzyıl travması şu. Bugün Türk yöneticilerini korkutan da o. Travma şu. Diyelim ki bu talepler karşılanmadığı için, sosyal talepler yerine getirilmediği için radikal örgütler güç kazanıyor, ayaklanma oluyor. Osmanlı bu ayaklanmayı şiddetle bastırıyor. Şiddetle bastırdıktan sonra yabancı ülkeler müdahale ediyorlar. Müdahale edilince Osmanlı'nın gururuyla oynanıyor. Sonuçta bastırdığı bir ayaklanmadaki Sırp köylüsüne, Yunan milliyetçisine, Bulgar devrimcisine alanda vermediği hakkı masa başında tepesine bastırılarak vermek zorunda kalıyor. Aşağılanmış ve onuruyla oynanmış hissediyor. Hakkı kağıt üzerinde tanıyor ve yabancı işgal çekildikten sonra intikamını tekrar aynı gruptan almaya dönüyor. Ve bu yeni ayaklanmayı ve yeni katliamı getiriyor. Bu kısır bir döngü en sonunda bağımsız devletle sonuçlanıyor. Şimdi buna ben 19. yüzyılın kültürel birikimi diyorum, bilgi birikimi. Bu bilgi birikimi şu, Osmanlı ve Türk yönetici diyor ki, eyvah, bunlar eşitlik, özgürlük istediler, bu işin sonu ayrı devlette çıkar. Şimdi bu işin sonu ayrı devlette biterse ne yaparsınız, nasıl engellersiniz? Ben önleyici olarak tedbir alayım. Yani bunlar nasıl olsa ayrılacaklar. Bunların dil mil bilmem ne taleplerine bakmayın. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar aslında ayrılmak istiyorlar, ben biliyorum.
Çünkü daha önceki örneklerden biliyor. O halde ben önleyici tedbir alayım. Neydi o? Önleyici tedbirde onların bana saldırma ihtimali olabilir ve ayaklanma yapma ihtimali olabilir. Ben onun için ayaklanma yapma ihtimali olanları yakalayayım, imha edeyim. Buna yani bütün büyük kitlesel katliamlarda preemptive measure deniyor. Yani önleyici tedbirler. Yani bu büyük kitlesel katliam aslında daha önceki bir birikmiş tecrübeye dayanarak alınmış önleyici tedbirdir aslında. Ve şimdi dikkat edin, Kürt meselesinde de benzeri bir süreci yaşıyoruz. Aslında dejavu gibi bir şey değil mi hocam? Gerçekten öyle. Ve şu andaki Kürt kelimesiyle ilgili yaptığınız her konuşmadaki Kürt'ü çıkartın, yerine Ermeni'yi koyun, Rum'u koyun, Bulgar'ı koyun, çok değişik bir tabloyla karşılaşmayacaksınız. Evet, yani o hatada Osmanlı tecrübesinden istifade etmeme noktasında bir direnç. Şöyle diyelim, 19. yüzyıl imparatorluğun çöküş travmasına yol açan ana mantık, ana zihniyet esas olarak değişmemiş durumdadır. Bir tek 2002 ile 2012 veya 11 döneminde AKP'nin ilk iktidar yıllarında bu zihniyetten uzaklaşıldı ve dikkat edin, Türkiye hakikaten özgürleşti, rahatladı ve huzura kavuşmaya başlamıştı aşağı yukarı. Ve ama bir sürü iç ve dış faktörden dolayı, en önemlisi galiba Arap Baharı'ydı, AKP ve Tayyip Erdoğan yönetimi yeniden geleneksel devletin mantığıyla ve zihniyetiyle kendisini buluşturdu ve birleştirdi. Onun için de o günden beri aynı sendrom portlamış ve devam ediyor. Gözüküyor. Evet, yani süreç birbirine birebir benziyor. Osmanlı'da yaşanan süreçle bugün yaşanan süreç birebir benziyor. Dejavu dedik ama umarız bu işin finali, sonu yine aynı dejavu olmasın. Osmanlı'nın sonu Türkiye'nin ikinci bir parçalanma sürecini denk getirmesin. Ama bu politikalar gösteriyor ki sebep sonuç ilişkisi itibariyle aynı sonucu götürecek gözüküyor ki bunu da Ayhan Bilgen de bunu söylemiş oldu röportajında. Evet, böyle bir tehlike var. Yani şöyle söylemek gerekiyor. Tarih tek yönlü bir yol değil. Elbette ki şu andaki uluslararası konjonktür, Türkiye'deki bilinç seviyesinin yüksekliği, Türkiye toplumunun modernleşmesinin geldiği seviyeler, yani birçok farklı faktörler sayabilirsiniz. Arada ciddi farklar da var. Biz şu anda farklı alternatifleri kullanma potansiyeline de sahibiz. Evet, Taner Hocam çok teşekkür ediyorum bu çok değerli katkılarınız için programa. Gerçekten önemli açıklamalardı bu. Umarız Türkiye Osmanlı'dan sonra ikinci bir bölünme sürecine girmez. Bu inadından da vazgeçer. Demokratik haklar açısından da gerekli adımları atar diyelim ama çok da ümitli durmuyor hocam. Maalesef Türkiye'nin şu anki siyaseti, devletin ideolojisi açısından. Evet, ama bundan 100 yıl sonra insanlar bize dönüp bakacaklar ve diyecekler ki hiçbir ders almadınız. Bu Türkler de ne tuhaf insanlar. Kendileri gibi olmayan ve başka dil konuşan, başka dine sahip olan insanlarla eşit ve eşdeğer bir arada yaşamayı beceremiyorlar. Yazık bize. Yani bunu beceremediğimiz için de yazık. Evet. Evet, Profesör Doktor Taner Akçam, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yanımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.